Bergama antik kentinin yüksek bir tepe üzerinde yer alması mimari tasarımını etkilemiş ve tüm yapılar diğer kentlerden daha farklı düzenlenmiş. Ancak kent insani kullanımı öncelemiş, dini içeriği dışlamasa da ikinci plana itmiştir. Helen kültürünün sanatsal ve sosyal gelişimi Bergama'nın görkeminin en önemli etmenidir. Örneğin dini özellikler gösteren Atina Akropolü'ne karşılık Bergama Akropolü günlük faaliyetlere açık olarak düzenlenmiş ve ticari, kurumsal ve sportif anlamda tüm sivil yaşam burada yer alan tüm yapılarda sürdürülmüştür. Tapınaklar dini görkemlerini göstermekle birlikte Zeus'una dini yapıdan ziyade kazanılmış bir savaşın zafer anılarını betimlemek üzere tasarlanıp rölyef ve heykellerle süslenmiştir. Tiyatroda sadece trajedi ve komedi sahnelenmemiş, filozoflar ve şairler işlerini okumuşlardır. Kütüphane tiyatronun üst tarafında yer almış ve bilginin çoğalması için önemli bir merkez olmuştur. Papyrus'a karşılık hayvan derisinden üretilen parşümenin keşfi kitap yazımını kolaylaştırmış, bunları ciltleyerek saklamanın yolunu açmış ve Bergama Kütüphanesi'nin gelişmesini sağlamıştır. Tüm bu faaliyet ve gelişmeleri yakından takip ve koordine eden kralların sarayı da kütüphanenin arkasında yer almaktadır. Tepede en arkaya yapılması bir nedeni de savunmasını kolaylaştırmaktır. Kent Akropolü'ne giriş güneyden kuzeye doğru olmasına karşılık tüm önemli yapıların cepheleri batıdaki ovaya dönüktür. Bunun nedeni hem uzaktan kente yaklaşımın batıdan olması hem de güneşin batışında yapıların cephesinde yansıyarak görkemini artırması olabilir. Tepenin kuzey-güney yönünde dar uzun dikdörtgen yerleşimi de önemli bir faktör olabilir. 150 yıl süren krallık döneminde yapılmış olsalar da önemli yapılar daha çok Evmenes II döneminde inşa edilmişlerdir. Kent surları, Zeus sunağı, Atina tapınağının propilonu, kütüphane, saray, tiyatro terası gibi ince sanat eserleri bunların arasında sayılabilir. Bu dönemde kent planlaması daha eski yapılar olan tiyatro ve Atina Tapınağı merkezi etrafında açılan bir yelpaze gibi düşünülmüş ve uygulanmıştır. Kentin dış dünyaya görkemini gösterir şekilde özellikle tiyatro merkezi etrafında tasarımlanması Helen kültürünün ihtişamının kalıcı olarak sürdürülmesi olarak görülebilir. Krallığın sona erip Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'da önemli bir merkezi haline gelen Bergama'yı Romalılar sürekli renove etmişler ve dönemin özelliği olan mermer malzeme ile çeşitli ilaveler yapmışlardır. Bunlardan iki büyük eser M.S. 2. yüzyılda Hadrianus döneminde yapılan Traian Tapınağı ile aşağıda Akropol'de olmayan aşağıda olan Mısır tanrıları adına Kızıl Avlu diye bugün kabul edilen Serapis Tapınağı'dır. Şu anda biz tiyatronun alt terasındayız. Bu teras 250 metre boyunda, sağında ve solunda stoalar mevcuttu. Ancak önemli olan tiyatronun hem görkemini hem de aşağı görüntüsünü, vadiyi, ovayı görmesini engellemek için herhangi bir sahne yapılmamış. Sadece ahşaptan söküp takılabilen bir sahne platformu kullanılmış. Bu terasın kuzey ucunda ise Dionysos Tapınağı yer alıyor. Yine Evmenes II döneminin önemli yapılarından biri Dionysos Tapınağı. 25 basamakla çıkılıyor ve 4 tane sütuna sahip önde. Bunlar İyon tarzında sütunlar. Tabi bunlar kalmamış yivili sütunlar. Fakat sırtını kayalara dayadığı için bir tür Roma tarzı tapınakları da andırıyor.